Günaydın. 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 Nasıl günaydına başlarsınız? Siz insanlara günaydın der misiniz? Var mı hayatınızda günaydın dediğiniz insanlar? Uyanıp böyle, "Aa, günaydın." Nasıl bir günaydın oluyor? Günaydın. 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 The Soul Surfers present. Igor and Romeo's sound neydi? Sound Excitement. Okay. Güzel bir albüm. Dinledim birkaç kere. Çok fazla olmamakla beraber. Yani beklentilerimi şöyle söyleyeyim. Nasıl olduğunu tam hatırlamıyorum şimdi. Dinleyince daha iyi hatırlayacağım ama şu genel bir herhangi bir janrdan bağımsız olarak bir yorum yapmak gerekirse eğer. Böyle vay çok iyi grup bilmem ne falandan öte bu tarz müzikleri dinlemekten hoşlandığım için keyif aldığım bir albüm oldu. Öyle söyleyeyim. Günaydın. Günaydın. Şimdi şeyle beraber değişiyor. Çocuğunuz olunca değişiyor. Çocuğunuz olunca günaydınlar daha böyle pozitif mesaj verme derdinde olabiliyor. Yani hani güzel bir güne başlayacağız. Hadi bakalım. La 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 la. İşte şey vardı eskiden değil mi? Nefret ederdim. Kalk artık sabah oldu. Annem beni onunla uyandırdı. Büyük olasılıkla annem öyle uyandırılmayı seviyordu çocukken. Ya da hep öyle uyandırılmak istedi. O istediği gibi uyandırmayı bana vurdu, verdi. Ama tabii jenerasyon farkı. Bir şekilde annenin sevdiği şeyi sevmeyeceksin. Nefret ederdim. Sütçünün köşeyi döndüğü, ışıkların söndüğü bir dünyada yaşamak istemiyorum ya. Neyse, ben de şimdi bizimkine yapıyorum. Ne yapıyorum ben? Bir uydurdum kendi kendime, bir şey uydurdum, onu söylüyorum. Good morning my love, good morning my son, it's time to wake up, get ready for school. I love you my love, I love you my son, it's time to wake up, get ready for school. Good morning gibi bir şey yapıyorum. Ama daha sonra onu değiştirmeye başlıyorum. Sıkılıyorum çünkü ondan. Bazen böyle şey, good morning. My son, good morning. My love, good morning. Time to wake up and get ready for school. Ya da başka şeyler artık bilmiyorum. Bir sürü farklı janrada bunu değiştirip. Good morning. Good morning my son, good morning. Good morning my love, good morning. Burada 6,5 gram eski kahvemden kaldı. Onu da çöpe atmayalım diye kullanmak istiyorum. Yani bu durumda 33 nokta 5, yok 23,5 gram koyup yine 500 mililitrelik maceralarıma gidebileceğim. 25,5 oldu. 23, 24. Niye öyle bir şey yaptım? Peki bunu niye düşürdüm? Benim annem yok, neydi ya? O öyle bir şey daha vardı ya. Babam niye bilmem ne falan öyle bir reklam vardı. Ben niye bu kadar bilmem neyim? Ben hiç öyle iş... Ya hiç hatırlayamadım ki. Hiç yani hani sizi hatırlatmak için kadarını bile hatırlayamadım. Kusura bakmayın. Başka bir gün başka bir macera. O artık o zamana kaldı. Spray'im nerede? Burada. Bunun kapağı nereye gitti acaba? Bulunur. Bunlar sorun teşkil etmiyor. Ben bari başlangıcının böyle olduğunu niye hiç hatırlamıyorum ya. Ne kadar enteresan. Oo. Nasıl bir sesti be? Wow. Enteresan. Tekrar seni daha kullanmam bitmedi. Aa, 55'e almıştım. Bak, iyi ki almışım. Son videomdan bilirsiniz. Hiç unutmayayım diye 55'e aldım. Ben kesin unuturum diye. İşe yaradı. İşe yaradı. Let's go.
Bir kahveci var. Bu tarz şeyler çalıyor işte. Onu çok seviyorum, o kahveciyi. Biraz daha popüler çalıyor ama yani böyle hani bilinen grupları falan çalıyor. Bilmiyorum nasıl telif gelmiyor. Neyse şey ya böyle bir kahveciye gittiğinizde şöyle bir arka müzik çok temiz geliyor. Mekan da iyiyse eğer, onların dışında yani başka şekillerde de avantajları varsa, güzel kahve, iyi insanlar, az sıra, bol oturulacak yer, yüksek taban, açık renk dekorasyon. Böyle içinizi aydınlatan güzel bir kahve tecrübesi elde ediyorsunuz bu birleşimlerle. Bak, alacağımı duydu başka kettle. İkidir, üçtür. Sorunsuz yaşıyorum. Sorun yaşamıyorum. Sorunsuz yaşıyorum. Evet, sorunsuz yaşıyorum. Buldum hangi kettle alacağım bu arada. Fellow'dan vazgeçtim. Çünkü birincisi yani $250 vermek istemiyorum bir kettle'a. Hakikaten manasız bir şey. İkincisi de yani işte biraz da araştırınca neyin daha iyi olup olmadığı ortaya çıkıyor. Burada çok meşhur bir marka var. Yani meşhur derken şöyle meşhur. Her bir boka tasarım üretmişler. OXO diye. O-X-O. Yani şöyle söyleyeyim. İşte yemek kaşıklarınız falan böyle büyük hani tencerelik işte tutmaçlardan tutun işte bu bütün o mutfak alet edevatlarıyla falan ilgili şeyler üretiyorlar. Aynı zamanda kahve makinesi falan filan tarz şeyleri de var. Farklı pour over makinesi bile vardı sanırım, hatırlamıyorum tam olarak ama yani böyle enteresan birkaç şeyleri var. Bu arada bu gramajları neyse önemli değil zaten, retention'da problem yaşamıyorum, 55'te hiç yaşamam. Her neyse. Sonuç olarak o markanın bir gooseneck kettle'ı var. $110. Yine ucuz da değil ama yani onun böyle en mantıklı şey olduğunu kendim için onu anladım. Çünkü güzel yanlarından bir tanesi. Şimdi bu kettle'ların en büyük problemi benim görüşüm 0.9 mililitre kapasiteleri. 0.9 litre kapasiteleri tabii ki. Onda sorun yaşıyorum. Şöyle yani siz de görüyorsunuzdur. Mesela dün demişim, on önceki gün Chemex yaptım. İşte son bir önceki şeyde, çekimde. Ve o Chemex'in sürekli su dolduruyorum. Tam olarak işte yeterli seviyede suyumun olması için. Diğer makinede yine Chemex yetmez bu arada. Ama o 1 litre. Ya yani o bir 100 mililitre bile biraz işleri değiştiriyor. Onu o açıdan söylemeye çalıştım. Çok daha hızlı aktığını söyleyebilirim. Nereden anladım? Çünkü ben bu suyu koydukça kaç gram olduğuna da bakıyorum. Şu an 330'a geldim ve hala yer var yani. 400'e kadar çıkabilirdim. Demek ki bayağı daha hızlı akacak. Tamam. Belki de bunu yapmam gerekiyordu başından beri ya. Neyse. Görelim. Chemex'e demek lazım tabii bir de ama bunda da kendini belli ediyor. Şimdi bir evet. Bir dakika daha bekleyeyim. Bana bunlarla gelin abi işte ya. Çok güzel müzikler. Saat 8:30. Bugün erkenciyim. Nice. Bayağı vuruyor.
karıştırmayalım ya. Beni rahatsız ediyor yani. Komşudan değil. Okey. Döküldüğünden anlayabilirim ki bu daha hızlı akacak bir kahve oldu. Oops. Tamam. Şimdi bir iki dakika daha bekliyorum ve ondan sonra bakalım işte. Normalde bunlar böyle 8 dakika 9 dakikada falan oluyordu. Değil mi? Öyle hatırlıyorum. Ama neyse bakayım ya. O şimdi tam bu akışı işte 5 son akış 5 dakikadan aşağı olmuyor. Yani onu hatırlıyorum. Bakalım. Çok mu hızlı oldu acaba? Bayağı hızlı okuyor ya. Bakalım bir duraksama yaşayacak mı? Yine o partiküllerin, işte grinder'ın yaptığı küçük partikülleri de grind etme falan durumlarını yaşayacak mı? Bu aslında ya. Ben dediğim gibi bazen şey oluyor, bir otomatiğe bağlayınca sürekli kahve yaparken hani daha iyisini nasıl yapayım diye dikkat etmeden yapıyorsunuz ya, bir noktadan sonra alışıyorsunuz belli bir yönteme, belli bir formüle. Ve evet, tamam, burada artık daha uğraşmama gerek yok. Çünkü uğraşmak yorucu ve böyle bilinmeyen bir kahve sürekli yapmak istemiyorsunuz. Bazen exactly, yani böyle iyi olsa da kötü olsa da bu işte, yani istediğim kahve bu diye bir kahve istiyorsunuz. Zaten kahveler de genelde böyle içiliyor. Nedir? Starbucks, işte buradaki diğer şeyler, coffee and bean, neydi? Coffee bean and tea leaf diye bir marka da var. İşte Pete's'ten bahsetmiştim daha önce. Bunun gibi şeyler. Yani insanlar da ona alışık zaten. Yani alıştığı tadın iyi olduğunu düşünüyor. Sonra başka kahve içince anlıyor. Aa evet, bir dakika ya. Bu kahve ise bu ne? Her neyse. Evet, yani 3 dakikada falan bu tamamen işi halletti gibi duruyor. Yani şuradan bakınca da parçalar böyle birbirinden çok da büyük farklılıklar göstermiyor ilk görünüşte. Ama dediğim gibi bunu daha böyle dikkat ederek bakmam gerekebilir ileride.
ilerleyen vakitlerde, zamanlarda hayatımda. Kısmet. Evet, Switch'te 7 dakikada yaptıysam ben bunu Chemex'te de herhalde 20 dakikanın altına alabilirim. O neydi öyle gerçekten ya? O şeyi hatırlar mısınız bilmiyorum. Bu ilk 10 bölümden biri olması gerekiyor ya. Ya da yani işte oralarda, yani ilk 20 bölümde, 25 bölümden bir tanesine çikolata, yani kakao yapmaya çalıştım. Ona ayrı bir filtre falan da var hatta, onu da onunla yapacaksın diyorlar ama bir türlü inmedi abi yani. Hiç. Çok aşırı inceydi öyle bir şey yapabilmek için. Kakao. Ama öyle satılıyordu yani, şey, pour over gibi yap diye. Kakao'ya hiç bir halt olmadı. Çok güzel bu arada kahvem. Şey enteresan değil mi, o E'nin yumuşaması. Kahvem olmaz. Niye yok ama? Niye olmuyor? Neydi ya bu? Die To Me diye bir şarkısı vardı Prodigy'nin. Aynı davullar, çok benziyor. Die To Me. Die To Me. Say Hi To Me. Say Hi. Hatırlamıyorum devamını. Dün şeye gittim, bayağı bir uzağından sonra, yani bayağı bir uzağından sonra dediğim, iki senedir gitmemiştim hiç Universal Studios'a. Katie ile de 5 senedir gitmemişiz, onu fark ettik. Yani ki Katie ile biz 10 senedir evliyiz. Yani şöyle söyleyeyim, 2 gün sonra 10 sene olacak. Ve İlk yarısında evliliğimiz, işte o ilk 5 senesinde çok yakınında oturuyorduk Universal stüdyolarının. Ve bizim için yani olmazsa olmaz da yıllık işte membership'i, annual pass. Çünkü o kadar yakınsın ki, yani o bir yıllık aldığın annual pass'i yani sonsuza kadar kullanabilirsin ve yani Hiç para harcamadan kendine bir eğlence alanı bulmuş oluyorsun. Yani ve fiyatları da o kadar şık değildi. Hatta şöyle hatırlıyorum. Costco'da Gold Pass diye işte bir şeyleri var, bir seviyesi var. Onu satıyorlardı. Ve iki tanesi $300. Yani şu anda tanesi $330 onların. Öyle söyleyeyim. İki tanesi $300 alıyorduk. Ve şey de bedava oluyordu o zaman. Otopark da bedavaydı. Abi gidiyorsun otoparka, park ve bir de şey var işte, blackout date'leri falan oluyor. Yani eğer en basit annual pass alırsanız yılın yarısı zaten kapalı. Yani giremiyorsun o günlerde, yasak. Ve hemen hemen her hafta sonu neredeyse o da yok. Hafta içi denk gelirse falan filan yani. Ki o zamanlar bizim işlerimizde, yani şu anda da öyle işte, belli olmuyor. Bazen boş zamanların oluyor falan ama o zamanlar biraz daha boştu. Ve şey, ya onun için öyleydi. Benim daha yoğundu, onun daha rahattı. Onun için ben de öyle boşluklar atıp gidebiliyorduk. Hiçbir şey yapmana bile gerek yok ya. Arada tabii ki para da harcıyorsun, işte şey de yapabiliyorsun ama yani bir süredir diyorum ki yani yaptık işte her şeyi, ne gerek var daha, artık hiç gitmeyelim falan diyorum. Yani hani ondan dolayı işte 5 sene olmuş o. Bir şey yaptım, köpeğimi kaybettiğimin ertesi günü işte oğlumu alıp gittim. Böyle biraz kafam dağılsın diye falan. Onun haricinde hiç gitmemişiz. Yani ben de son 5 senede bir kere gitmişim. İşte bu evlilik yıldönümümüze nazaran bir işte öyle hani şey olsun dedim, nostalji olsun falan gibilerinden. Eskiden bak böyle takılıyorduk falan. Eski mekanlarımıza geri döndük yani. Öyle bir şey oldu. Şimdi çok enteresan bir şey bu Universal stüdyoları. Onu düşünüyordum. Bugün hatta bunu konuşayım falan diyordum. Şu an ikinci planımızın ikinci yarısına geçtik. Biraz bunları konuşayım istiyorum. Bu arada hiç beklediğim kadar kalabalık değildi ki, dün tatildi bizim burada. Pazartesi işte şey Memorial Day.
askerleri anılan, askerlerin alındığı iki günden bir tanesi. Diğeri Veterans Day var bir de. Veteranların işte günü. Her neyse. Bu Memorial ölenlerin anımsandığı şeyinde Veterans Day'de tabii daha çok sanırım hayatta kalanların. Her neyse. İki dünya içinde var günümüz yani. Şimdi şey, ne diyordum? Universal. İlk geldiğimde falan çok heyecanlıydım. Yani Kate'den önce de gittim defalarca. Çok, nasıl söyleyeyim size, böyle kendimi çok iyi hissettiğim, mutlu hissettiğim bir yerde. Yani gidince çok rahat hissediyordum kendimi falan. Çok hoşuma gidiyordu. Sihirli geliyordu bana o iş. Ve enteresan, inanır mısınız, yine aynı şeyi hissettim. Yani o uzun zamandan beri ihtiyacım olan bir duyguyu bir kenara atmışım gibi anladım yani bunu. Ve çok güzeldi ya, çok güzel geçti. Yani çok mutlu oldum. Keyfim yerine geldi ve enerjim değişti. İşin en güzel yanı. Yani sanki tatile gitmişim gibi hissettim. Kısa bir tatil. Ve hep öyle hissettiriyordu işte. Onu hatırladım tekrardan. Orada olunca unutuyordum çünkü bütün her şeyi. Bütün günün dertlerini, dünyanın dertlerini falan. Yani enteresan bir egzersiz o. Sonuç olarak şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Aslında yani bunlardan da bahsetmek istemiyorum. Şimdi bu Universal Türklerde çok farklı algılanabilen bir yer. Ya da genel tematik parklar öyle aslında. Yani Disneyland de bunun içinde. Yani burada başka işte theme parklar da var. İşte Knott's Berry Farm var. Hiç gitmedim. Şeye de hiç gitmedim. Ben bir tek Universal'a, Disneyland'e gittim. Yani hani o diğerlerine hiç gitmedim. Bir de şey var. Six Flags. O da roller coaster cenneti. Her neyse. İlk geldiğimde işte bu ilk zamanlarda Türkiye'den çok insanla iletişimde oluyordum. Ve buraya da çok insan geliyordu. Burada da daha çok Türk çevrem vardı. Onların arkadaşları, onlar bilmem neler. Abi, Universal'ı benim sevmemin ana sebebi benim filmlere olan merakım ve sevgim. Yani filmlerin dışında işte şey de var. Böyle Simpsons, işte zaten başka da bir şey yok sanırım filmlerin dışında. Simpsons'dan başka televizyonla ilgili. Her neyse, varsa da unutuyorsam da neyse. Ama bunlarla alakalıydı. Yani ben işte mesela stüdyo turu var orada. Parkın içinde yani. Zaten onunla başlıyor işte. 60 yıl olmuş hatta bu gidince gördüm. 60 yıl önce ilk önce stüdyo turu olarak başlıyor. Bu sonra theme park yapılıyor. Tema parkı. Ne deniyorsa Türkçesi onun. Ve o stüdyoları görmek, o filmlerin çekildiği yerleri görmek falan benim için büyük bir işti yani. Hani ilk böyle yani gözlerim böyle büyüyor falan bakarken, böyle hayal dünyasındaymışım gibi geliyor falan. Çünkü hep çocukluğumdan beri kendi başıma kaldığımda izlediğim, ettiğim bir bağlantımın olduğu bir şey yani. Duygusal bağlantımın çok yüksek olduğu yerler oralar. Çok uyduruk bu şekilde sana sürekli aşırı pahalı ve değmeyen şeyleri satmaya çalışsalar bile böyle. Ya öyle söyleyeyim. Yani dışarıdan bakıldığında ne kadar dandik görünse bile içerideki o küçücük çıkış noktası bana yeterli geliyor. Öyle söyleyeyim. Her neyse. Ve yani senelerce işte oraya, yani 7 sene falan herhalde, yani 5 sene Katie'yle ama onun öncesinde de işte buradayken falan, yani bu ilk 7 senem yarısında falan, yani burada yaşadığımın yarısında çok vakit geçirdiğim bir bölge olduğu için de bu gittiğimde de böyle çok tanıdık geliyor her şey ama değişmiş tabii bazı şeyler. Ama o müzikle giriyorsun içeriye bilmem, ya yani bir o heyecan tekrar veriyor sana, yani veriyor bana. Bazılarını hiç vermiyor bunu. Yani bazı insanlar, bu hatırlıyorum ilk geldiğimde işte bu konuştuğumda falan, ben acayip heyecanlanarak anlatıyordum herkese. Benim yakın arkadaşlarım o zamanki yakınlıkta, yani yakın olduğum insanlar o günlerde
şey görüyorlardı bunu yani. Lame görüyorlardı böyle. Ne abi Universal gerçekten seviyor musun ya falan. Çok pesimist insanlardı böyle. Yani genel anlamda da öyleydi ama yani hiç böyle şey yok. Tutkuları yok ve tutkulu olan insanları anlamıyorlardı ve normal olmadıklarını düşünüyorlardı tutkularını falan. Ne kadar saçma bir şey. Her neyse. Oraya bir tane adam gelmişti hatırlıyorum. İşte yine o insanlardan birinin arkadaşı. Bu adama anlattım. Adam heyecanlandı dedim. Yani tek başına bile olsan bence git dedim. Çünkü yani tek başına yapabilecek bir sürü şey bulabilirsin, yapabilirsin, edebilirsin yani falan filan. Yani öyle bir anlattım ki adam heyecanlandı ve gitti. Ve sonra yine gördüm adamı. İstanbul'da yaşayan birisi böyle. Ya dedi, beyaz yakalı bir adam ya. Hani öyle söyleyeyim. Ya dedi, ne kadar iğrenç bir yerdi ya. Çok kötüydü. Hiç beğenmedim. Bilmem, çok sıkıcı. Bu ne çocuk şeyi falan. Sonra anladım ki evet dedim. Bazı insanlar bunlarla büyümedi Türkiye'de. Yani işte ben Back to the Future izledim. Buraya kilitlendim. İşte şey Transformers izledim. Kilitlendim. Ne bileyim... Jurassic Park'ı izledim. Kitlendim. Kitlendim ne demekse artık. Anladınız ama dediğim şeyi. Simpsons. Yani orada şimdi düşünüyorum ne vardı ilk zamanlarda. Şeyler vardı. Klasik Monster'lar vardı. İşte Terminator vardı ilk sene. Sonra Minions oldu. Ne bileyim işte Flintstones'un... şey vardı, böyle yemek alanı vardı. Orada turkey leg. Hala satıyorlar bu arada. Hindi bacağı. Hindi butu. Bacağı değil. Turkey leg. Hindi bacağı. Chicken translation. Neyse. Şey. Yani böyle her yerinden ben keyif alıyordum. Anlatabildim mi? Böyle sürekli vay şuna da bak, vay buna da bak diye geçiyordu. Waterworld show'u bile. Ki Waterworld en az ilgi duyduğum franchise'de o bölgede orada. O bile inanılmaz iyi bir show'du. Onun için bana çok keyif vermişti falan. Çoğu insanda bu yok aslında ya. Yani ben mesela onu fark etmiyorum. Şeyde yok. Türkiye'dekilerden bahsediyorum. Onun için böyle mesela ek sözlükte yazılanlara falan da bakıyordum. Bakmıştım. Takip ettiğim başlıklar arasında. Böyle seviyorum şeyleri. Benim buradaki yaşamımla ve de Türkiye'deki geçmişteki yaşamımla alakalı olan birçok şeyin insanların yorumlarını ve perspektiflerini görmek hoşuma gidiyor. O açıdan böyle takip ettiğim böyle 100 küsur başlık var. Onlarda neler yazılmış onlara bakıyorum ek sözlükte. Başka bir şeye de pek bakmıyorum artık açıkçası. Çok keyif verdiğini söyleyemem yani. Her neyse. Ve yani çoğu yazılan şeye katılmıyorum mesela. Yani benim ve benim çevremin daha çok heyecanlandığı Universal stüdyoları zaten öyle bir şey değil. Mesela çoğu insan Six Flags'ı daha iyi görüyor bu Türkler arasında. Onun sebebi de daha çok roller coaster olması. Yani birazcık öyle maddi, ruhsal şey değil de yani Six Flags gerçekten böyle leş gibi bir ortam yani aslında. Hiç gitmedim bak şimdi ona da haksızlık yapmıyor ama yani burada duyulan edilen konuşulan genel bakış açısı falan biraz öyle. Yani biraz daha böyle teenagerların gittiği ortalığın böyle ergen kaynadığı falan sıkıntılı bir yer yani. O ergenlerin testosteronlarını kontrol edememesinden ortaya çıkan bir ortam yani hani anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Kavgalar, dövüşler falan. Yani neyse yani çok önemli de değil. Ama bir de her yer roller coaster evet. Seviyorsan roller coaster eğlencelidir eminim. Çok güzeldir falan ama yani Universal'ın olayı zaten satmaya çalıştığı şey sana o thrill değil ki yani. Hani o böyle aman illa en adrenalinli olsun en bilmem ne olsun gibi bir bakış açısı yok ki yani. Hani sen Luna Park'ta sadece en böyle şeye mi binerdin yani o yükselen alçalan? Var öyle insanlar. Olabilir yani o zaman işte roller coaster'la iyi olabilir ama bu genel kanı olamaz yani. Hani zaten Six Flags da ondan dolayı Universal'dan daha başarısız bir park, daha az insanın gittiği bir park, daha ucuz yarı fiyatı bile olsa
Ya da Disneyland Universal'ın iki katı pahalılığında falan. Yine aynı. Aslında Disneyland'e göre Universal'da aynı şekilde yorumlanabilir. Yani Universal daha yetişkinlere odaklı, Disneyland çocuklar için falan diyebilirsin. Ama değil yani. Yani değil işte abi. Bu olay nostaljiyle alakalı. Benim Disney'deki şeylere, serilere olan ilgim, yani Disney'nin klasik filmlerine falan olan ilgim Universal'dakilere göre daha azdı. Onun için bana Universal daha enteresan geliyor. Bunu tam tersini yaşayan insanlar için Disney'den çok daha güzel olabilir. Zaten Disney'den daha büyük de bir yer. Hani o açıdan yani daha mantıklı oluyor. Bu tamamen kişisel çocukluğumuzdaki bağlarınızla alakalı bir şey ya. Yani bunu sonra gidip analiz yapıp işte abi gerizekalı olmak lazım Universal'ı sevmek için öyle çocuk şeylerini. Abi çocuk olarak kalman gerekiyor senin hayatta. Sen zaten çocuksun çünkü. Gerizekalı. Hepimiz çocuğuz. Ya onu söylüyordum geçen gün. 5 milyar yıllık dünyada sen 100 yıl yaşayacaksın maksimum. Sen gerçekten olgun bir varlık olduğunu mu düşünüyorsun yani? Dünyayı anlamadan göçüp gidiyorsun da. Hayatın anlamını bilmeden, keşfetmeden göçüp gidiyorsun. Abi 100 yılda ne öğreneceksin zaten? Çocuksun yani. Sen vücudunun gelişimini bırak, beyninin gelişimini bırak. Yani o hayat tecrübelerle alakalı bir şey. O yaşadıkça öğrendiğin bir sürü şey var. Geçmişine bir bakarsa anlarsın. E ne oluyor? Sonra hiç... Çocuk musun abi lan koyayım? Çocuk olmakta hiçbir sorun yok. Büyük olmak daha sorunlu. Hiç güzel bir şey değil ki yani yetişkin yaşamak falan ciddi. Çünkü hayatın ciddiyeti diye ele aldığın şeylerin hiçbiri gerçek şeyler değil. Genel konjonktürde. Onlar sadece şu anda yaşadığımız dönemin getirileri yani. Yani kendi dönemine ait olarak yaşamak istiyorsan yaşa tabii ki. Bu çoğu insanın yaptığı şey o zaten. Ama dünyaya bir kere geliyorsun ve sadece o öyle dar bir alanda yaşamaya mecbur kalıyorsun gibi bir şey oluyor. O da keyifli değil yani. O da keyifli değil. Onun için o aralardan, böyle çatlaklardan bir yerlere girmeye çalışmak, çıkmaya, o çatlaklardan çıkıp yeni dünyalar keşfetmeye çalışmak kendi evrenlerinde, yani kendi zihninin içinde, kendi evreninde. Bence o daha güzel yani. Acayip bir albüm oldu ya. Bence çok ve enteresan. Nasıl yani dinlememişsem ya da arka planda kalmış bir şeyler olmuş yani buna. Çünkü ben bu albümü böyle hiç hatırlamıyorum. Hiç böyle hatırlamıyorum. Bana bu albüm çok daha böyle sert bir albüm geliyordu kafamda. Aklımda öyle kalmıştı yani. Sert derken şey değil. Daha hareketli yani. Daha böyle işte daha ritimli bir şeyler geliyor. Bunlar çok güzel. Aa, bu ne ya? Cızır diyor. O kadar derinden geliyor. Ki bu yani bu hoparlörler yüzde yani maksimumda böyle bütün kapıları kapatıyorsun. Diğer televizyonda yani şey sinema moduna girebiliyorsun yani. Böyle gümbür gümbür içindeki o gümbürtüyü hissedebileceğin kapasitede şeyler. Ama şurada mesela o frekansla alakalı bir şey. Bazı frekanslarda işte ya da bilmiyorum eskiyor belki de yani olabilir. Her neyse. Bitti mi? Yoksa bir tane... Ya çok güzel öyle sanki albüm sonu gibiydi bu. Bitti evet. Okey. Bugünlük de bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.